Tonguç Akademi'den herkese merhaba. Birinci dönem full tekrar yapacağız. Bütün her şeyi anlatacağım sizlere. Haydi başlayalım. Neymiş konularımız? Fizik bilimine giriş, madde ve özellikleri, hareket ve kuvvet. Şimdi fizik nedir? Fizik bilimine girişle başlıyoruz. Fizik nedir? Fiziğin alt dalları, temel ve türetilmiş büyüklükler, skalar ve vektörel büyüklükler, fiziğin diğer disiplinlerle ilişkisi, fizik bilimi ile ilgili araştırma merkezleri. Bunların hepsini birinci dönem videolarında tek tek anlattık. Şimdi şöyle güzel bir tekrarımızı yapalım istiyorum. Fiziği biliyorsunuz birçok çalışma sahip yani böyle mikro evrenden makro evrene kadar bir sürü şeyle ilgili çalışan bilim dalıydı fizik. Fiziğin alt dalları fizik çok büyük bir çalışma çalışmalarına sahip olduğu için alt dallarına ayrılmak zorunda kalmıştı. Mekanik, elektromanyetizma, termodinamik, optik, katı hal fiziği, atom fiziği, nükleer fizik, yüksek enerji ve plazma fiziği şeklinde alt dallarına ayrılmıştı. Temel ve türetilmiş büyüklükler neydi onlar? Yani fiziksel nicelikleri temel ve türetilmiş büyüklükler şeklinde sınıflandırırken bir de skaler ve vektörel büyüklükler şeklinde sınıflandırıyorduk. Temel büyüklükler Kısa muz, yani işte kütle, zaman, sıcaklık, akım şiddeti, ışık şiddeti, madde miktarı ve uzunluk bunlar temel büyüklüklerdi. Ve türetilmiş büyüklükler ise bunlardan türetilen büyüklüklerdi. Mesela kuvvet türetilmiş bir büyüklüktü. Ağırlık yani kütle ile ağırlık arasındaki en önemli farklardan bir tanesi. Kütle temel bir büyüklükken ağırlık ise türetilmiş bir büyüklük. Çünkü yer çekimi kuvvettir diyebiliriz ağırlık için. Sonra hız, işte sürat... İm'e bunların hepsi e, türetilmiş büyüklüklerdir diyebilirim ve şeklinde, e, de, e, skalar vektörel şeklinde de sınıflandırmıştık. Skaler büyüklükler için yön ifade edilmiyordu. Yani yöne ihtiyaç duyulmuyordu ama vektörel büyüklükleri ifade ederken yön gerekliydi. Mesela en önemli vektörel büyüklükte kuvvet çünkü kuvvetin yönü var. Başka hız yönü var. Dikkat S, S'den aklınıza kalsın demiştim. Sürat, süratin yönü yok. Yani sürat birim zamanda alınan yol. Mesela bir araba düşünelim. Bu araba şunu araba olarak düşün. Araba gitti geldi dolaştı dolaştı buraya geldi. Şimdi bir aldığı yani kat ettiği yol söz konusu. Dolayısıyla bu arabanın sürati var. Evet ama yer değiştirmesi sıfır. Yer değiştirme sıfır olduğu için bu arabanın hızı yok. Neden? Çünkü yer değiştirme bir noktadan son noktaya doğru çizilen vektörel uzunluktur hatırlarsanız e, o yüzden hız vektörel bir büyüklüktür diyebiliriz. Başka ne vardı vektörel büyüklüklerden? İğme vektörel bir büyüklüktü. Yine yönü vardı. Eğer iğme hareket yönünde ise Hızlandırıyordu, hızını arttırıyordu ama eğime hareket yöneterse yavaşlatıyordu hızı. Bunların hepsini hatırlayalım. Fiziğin diğer disiplinlerle ilişkisi, işte kimya ile, işte biyoloji ile, spor hatta sanatla bile e, ilişkiliydi. Yani sanatın içerisinde bile çok fazla fizik vardı. E, ama matematikle arasındaki ilişkiyi düşünürsek çok daha fazla çünkü matematik fiziğin e, dilidir diyebiliriz. Yani herhangi bir bağlantıyı daha doğrusu herhangi bir işte fizikle ilgili bir olayı ifade ederken matematiksel bağıntılarla bu işi kolaylaştırabiliriz diyorduk. Şimdi fizik bilimiyle ilgili araştırma merkezleri vardı. TÜBİTAK, işte TAEK, dünyadaki işte CERN, NASA Esa gibi e, bilim araştırma merkezleri e, vardı. Bunları da izah etmiş olalım tekrar. Evet devam ediyoruz. Şimdi madde ve özelliklerini şöyle bir tekrar edelim. Şimdi madde nedir? Ortak özellikler, ayırt edici özellikler. Sonra kütle, öz kütle anlattık onları. E, bakın burada bir sıvı dolu taşırma var. Sıvı ile dolu. Sonra içerisine katı bir cisim atıyoruz. İşte dışarıya bir miktar sıvı taşıyor ki buradan yola çıkarak şekli düzgün olmayan bir cismin hacmi nedir dersek buradan rahatlıkla bulabiliriz değil mi? Neden? Çünkü bakın şekli düzgün olmayan bir şey. Bunun dolayısıyla sağını solunu ölçerek hacmini bulamayız. Ne yapıyoruz? Buradaki sıvının içine atıyoruz. Sonra bu yerini bir miktar sıvının yerini değiştiriyor. Yani ben buraya geldiysem artık o sıvı orada olmayacak diyor. Peki o sıvı nerede? E, yükselemeyeceğine göre çünkü taşıma kabı o sıvı dışarıya çıkıyor. Buradan yola çıkarak dışarı çıkan sıvının hacmine bakıp bu cismin hacmi budur diyerek e, şekli düzgün olmayan cismin hacmini hesaplayabiliyorduk. Sonra adezyon, kohezyon, kılcallık ve yüzey gerilimi. Adezyon neydi? Farklı moleküller arasında oluşan çekim kuvvetiydi. Kohezyon ise aynı yani birbirini tutma aynı moleküller arasında oluşan çekim kuvvetiydi. Adezyon için yapışma yani birbirlerine yapışma durumu. Kohezyon ise birbirine ...tutma durumu söz konusuydu. Sonra kılcallık... E, ...adezyon ve kohezyon kuvvetlerle... ...işte bir sıvının hareketlenmesiydi... ...kılcallık. Yüzey gerilimi... ...yüzeyde bir gerilim etkisi... ...yani bir çarşaf etkisi oluşuyordu. Kim sebep oluyordu buna... ...kohezyon kuvvetler sebep oluyordu. Şu şekilde göstermemi isterseniz... ...burada en üstteki sığ moleküllerini düşünürsek... ...bu sığ molekülleri alttaki moleküller tarafından çekildiği için... ...yüzeyde bir gerginlik oluşmasına sebep oluyordu. Ve burada bakın adezyon kuvvetler etkili. Dolayısıyla buradaki adezyon yani kılcal borunun moleküllerinin... ...sığ moleküllerini çekmesine adezyon... ...kohezyon ise daha küçük çiziyorum birbirini tutma durumu. Adezyon daha büyük olduğu için bakın bu şekilde bir e, şöyle bir şey olmuş. İç bükey durumu söz konusu olmuş. Burada ne diyorum o zaman? Adezyon kuvvetler kohezyon kuvvetlerden daha büyüktü. Buraya geldiğimde ise burada kohezyon kuvvetler şöyle çektiğimde adezyon kuvvetlerden daha büyüktür. Çünkü bakınız dış bükey bir şekilde almış birbirini tutma durumu daha fazla diyebilirim. Muslukta asılı kalan su damlası. Bakın şimdi şöyle bir durum var. Burada asılı kalan su damlasının şu şekilde küresel şekli alması neden kaynaklanıyor? Yüzey moleküllerinin içerideki moleküller tarafından çekilmesiyle yani birbirini tutma dağılmasına engel olan bir durum. Bu şekli almasına sebep olan kohezyon yani bir nevi yüzey gerilimi kohezyon ama ama muslukla bakın şuradaki musluk hani muslukla su damlarısı arasında oluşan çekim kuvveti farklı moleküller arasında olduğu için bu ne oluyor? Bu da adezyon oluyor. Yani biz musluk ucunda kalan su damlası için hem adezyon var hem de kohezyon var diyebiliyorduk. Dayanıklılık, dayanılık, dayanıklılık da bir cismin kendi ağırlığına karşı gösterdiği dayanıklılıktı bu. E, kıyaslamaydı. Nasıl bir kıyaslama yapıyorduk? Kesit alanı bölü hacim şeklinde şöyle yazalım. Kes dalını böyle hacimle bir kıyaslama yapıyorduk. Buradan da şekli düzgün. Yani bu bir küp olabilir. Dikdörtgenler prizması olabilir. Silindir olabilir. Böyle bir e, şekli düzgün olan bir işte katı varsa karşımızda bu direkt bir bölü yüksekliğe gidiyordu. Yani 1 bölü h şeklinde dayanıklılık orantılıdır. bir bölü yükseklik diyorduk. O halde bakın burada bir küp şeklinde bir cisim var. Aynısından daha doğru aynı maddeden yapılmış e, boyutları 2 santim olan daha büyük bir küp var. Dayanıklılık ne oldu dersem dayanıklılık azaldı. Neden? Çünkü yükseklik artıyor. Yükseklik arttığına göre yükseklik de ters orantılı ya. O zaman burada ben diyorum ki dayanıklılık azalır. Unutma. Tüm boyutlar aynı oranda arttığında sanki değişmez gibi geliyor ama hayır bakın bir bölü yükseklik. Bu yüzden dayanıklılık azalır diyoruz sevgili gençler. Şimdi maddenin ortak özellikleri ve ayırt edici özelliklerine geldiğimizde ortak özellikler kütle, hacim, öz kütle, eylemsizlik bunlar maddeler için ortak özelliklerdi. Yani mesela şunu diyemiyoruz. Kütlesi aynı olan iki madde bunlar aynıdır diyemeyiz. Çünkü onların kütleleri aynı olabilir ama hacimleri farklıdır. Yani mesela şey gibi düşün. Küçük bir demir bilyesi. Bak demir bu. Sonra bu da sağ tarafa da büyük bir tahta. Şimdi bunların kütleleri eşit diyelim. Bakın kütleleri eşit. Ama dikkat ederseniz tahtanın hacmi çok daha fazla. Hemen nereye gidiyor aklım? D eşittir. M bölü V'ye gidiyor değil mi? Ne bu? Öz kütle. Yani kütleyi hacme bölüyorum. Bunların kütleleri eşitse şöyle yazalım. Kütleler eşit ise ne diyoruz o zaman? Kütleyi hacme bölüyoruz. Tahtın da hacmi daha büyük olduğuna göre o zaman bilyenin öz kütlesi büyüktü tahtının öz kütlesinden. Yani ne oldu o zaman? Benim bunları ayırt edebilmem için neleri bilmem lazımmış? Öz kütleleri arasındaki durumu bilmem lazımmış. Ha, o zaman kütle, hacim, öz kütle. Baktığınızda şunlar nedir? Bunlar ayırt şey bunlar ortak özelliktir. Ortak özellik. Yani bunlara bakarak maddelerin farklı olup olmadığı ile alakalı bir şeye varamazsınız. Ama öz kütleye geldiğinizde ise öz kütle içerisinde zaten Ö ve Z ona ait gibi düşünebilirsiniz. Öz kütle ise ayırt edici bir özelliktir diyebiliriz sevgili gençler. Evet güzel. Devam edelim devam edelim. Şimdi hareket ve kuvvet son büyük konumuz. Şimdi konum yer değiştirme alınan yol. Şimdi konum üzerine ok işareti olduğundan dolayı vektörel. Yer değiştirme delta x yani konumdaki değişim. Son konumdan ilk konumu çıkarıyoruz. Bu da vektörel. Alınan yol ise sadece x. Bakın üzerine bir ok işareti koymuyorum. Yani kat edilen yol anlamına geliyor. Yol ne kadar yol kat etmişse o yol alınan yoldur diyebiliriz. Hız sürat yeme. Şimdi hızı v ile gösteriyoruz. Bakınız ve kendisi birim zamandaki yer değiştirme olduğu için delta x bölü delta t'dir diyoruz. Sürate geliyoruz. Sürat ise sadece b ile gösterelim. Üzerinde ok işareti yok. Ne yapıyorduk? Alınan yolu yer şey alınan yolu geçen süreye bölüyorduk. Yani birim zamanda alınan yoldu. Bunda yön var, bunda ise yok. Üzerinde ok var, üzerinde yok. İme ise bakın iğme. İğme de birim zamandaki hız değişimidir. Evet yani ben iğmeyi bulurken oradaki hız değişimine son hızdan ilk hızı çıkarıyorum. Geçen süreye bölüyorum. Hız vektörü olduğuna göre hız değişimine vektörü var. dolayısıyla e, de vektörü olacak. Evet şimdi gelelim düzgün doğrusal harekete. Düzgün doğrusal harekette de şu demek. E, eşit zaman aralıklarında eşit yol alma durumu demek. Mesela buradan bir tane çocuk başladı koşmaya koşuyor. Sonra şimdi bir saniye süre geçmiş aldığı yol 5 metre bir saniye daha süre geçmiş aldığı yol yine 5 metre bak ne yapıyor hem doğrusal bir yol bakın doğrusal bu çocuk böyle doğrusal yolda gidiyor hem de eşit zaman aralıklarında bir saniyede 5 metre yine bir saniyede yine 5 metre İşte buna düzgün doğrusal hareket diyoruz ve aynı zamanda sabit hızlı da diyebiliriz bu hareket için sevgili gençler kuvvet kuvvete gelelim şimdi ee, kuvvet zaten gündelik hayatta çok fazla karşılaştığımız bir şey yani bir ee, cisme hani zaten Newton hareket yasalarında öğrendik neydi birincisi eylemsizlik eylemsizlik demek e, bir cisme eden net kuvvet sıfır ise cisim durmaya devam eder duruyorsa eğer hareketliyse o anki hızı neyse o hızı sabit kalacak şekilde yoluna devam eder. Yani neymiş eylemsizlik o anki durumunu koruma isteğiymiş diyebiliriz. Sonra dinamiğin temel prensibi o da bir cisme eğer net kuvvet etki ediyorsa o net kuvvet bir şeye sebep olacak. O da nedir? Cisme iğme kazandıracak. Mesela net kuvvet hareket yönündeyse arabayı düşün. Arabada gaza bastığında arabanın uygulamış olduğu motor kuvveti cismi yani arabayı hızlandırıyor. Net kuvvet hızlandıracak şekilde. Ama giderken Frene basarsak o zaman arabaya etki eden net kuvvet ne olacak? Hareket yönüne ters olacak. Yani ters yönde bir kuvvet. E, dolayısıyla bunun e, hareketin azalmasına sebep olacak. Yani yavaşlamasına sebep olacak. Etki tepki prensibi. Ne kadar etki o kadar tepki diyorduk değil mi? Yani diyorduk ki sen duvara yumruk at o da sana yumruk atsın. Yok öyle sen birine çarp o da sana çarpsın. Sen işte giderken bir işte lamba bir sokak lambası direğine çar, o direk de sana çarpsın. O yüzden acı hissediyoruz. Ne kadar etki, o kadar tepki. Dikkatli ol yani. Etki tepkiyi de söylemiş olduk. Sonra sürtünme kuvveti. Sürtünme kuvveti de eğer ki zaten sürtünmesiz yani hiç sürtünmesiz bir düzlem yok diyebiliriz. Yok gibi bir şey. O zaman biz e, sürtünme ihmal dediğimiz zaman evet yokmuş gibi kabul ediyoruz ama sürtünme var. Peki peki Sürtünme kuvveti nasıl buluyorduk? Sürtünme kuvvetini şöyle buluyorduk. F sürtünme eşittir. Kamil gel ile buluyorduk. Kamil gel. Evet yani K çarpı MG. K dediğimiz arkadaş sürtünme katsayısıydı değil mi? Sürtünme katsayısı diye lim. Evet bu şekilde sonra M dediğimiz zaten kütleydi. G de yer çekimi iğmesiydi. Eğer siz böyle bir durumda sürtünme kuvveti bulacaksınız. Kütleyi de yer çekmesinde ve sürtünme kalsayısını size zaten verecek soru diyebilirim. Geçiyorum. Evet genel bir söylediklerimizi tekrar ettik. Bundan sonra sorular üzerinde de sorular üzerinden de bu söylediklerimizi pekiştireceğiz. Ve güzel on numara bir tekrar yapmış olacağız. Haydi devam ediyoruz. Sorumuz var bakalım neymiş? yere dökülen suyun bir süre sonra tamamen buharlaşması, elektrik akımı geçen bir telin yakındaki pusuların sapması, miyop kusurlu göz için kalın kenarlı mercekli gözlük kullanımı, iki atom çekirdeğinin birleşip kararlı bir şekilde oluşturması, güneş çevresine dönen bir meteorun periyodunun hesaplanması, verilenlerin fiziğin hangi altlalı ile ilgili olduğunu belirtiniz. Muhtemelen şu an sizler bunların hepsini belirttiniz diye düşünüyorum. Ben de bir tekrar yapayım. Yani ben de yapayım bu işi. Bakalım neymiş. Geri dökülen suyun bir süre sonra tamamen buharlaşması. Şimdi burada ne var? Isı almış olduğu ısıyla buharlaşma var. Yani buharlaşma için bir dışarıdan ısı alması gerekiyor. Isı ısı. Ne demek ısı? Termodinamik. Yani o zaman ısı ve ısı ile ilgili olaylarla ilgilenen fiziğin alt dalı termodinamikti. Biri hemen yapıştırıyoruz. termo Termodinamik hiç affetmeyelim yapıştıralım gitsin. Sonra elektrik akımı geçen bir telin yakınındaki pusulanın sapması. Bak dikkatli ol, uyanık ol. Elektrik akımı ya elektrik hemen falan böyle bir şey düşünme. Burada bir manyetizma durum var. Oluşan dünyanın e, nasıl ki manyetik alanından dolayı işte pusula bize yön gösteriyorsa elektrik akımı geçen bir telde etrafında manyetik alan oluşturuyor. Evet oluşturduğu manyetik alanında da e, işte pusula sapmış oluyor ki zaten elektrik ve manyetizmayı ayrı ayrı incelemiyoruz. Elektromanyetizma şeklinde bütün hepsini inceleyen bir fiziğin alt dalı var. O yüzden işimiz kolay. Elektro, manyetizma diyoruz sevgili gençler. Yazdım gitti valla. Evet yazdık. Sonra geldik 3'e. Miyop kusurlu göz için kalın kenarlı mercekli gözlük kullanılımı Yani şimdi burada görme olayı demek ışık demek. Yani bir şeyi görmen için ondan gözüne ışık gelmesi lazım. Neden işte karanlık bir ortamda herhangi bir cismi görmüyoruz? Çünkü o karanlık ortamda ışık gelmiyor. Işık e gelmediği için de onlardan ışık yansımıyor. Işık yansıyan ışık da gözümüze gelmediği için de biz o cismi görmüyoruz gençler. Bunun nedeni nedir o zaman? Bununla kim ilgileniyor? Optik ilgileniyor diyoruz. Işık ve ışık olaylarıyla ilgilenen optiktir diyoruz. İki atom çekirdeğinin birleşip kararlı bir çekirdek oluşturması. Çekirdek duyduğunuzda hemen Nükleer fiziği yapıştıracaksınız. Bunun cevabı nükleer fiziktir. Atom çekirdeğinin, atom çekirdeklerinin birleşmesi, atom çekirdeğinin parçalanması bunlar nükleer fizik, nükleer fiziğin çalışma alanına girerler diyoruz. Atomu oluşturan unsurlar ise atom fiziğine girer. Burada önemli bir ayrıntı var, önemli bir çizgi var. Gençler bunu da söyledim. Sonra kim kaldı? 5 kaldı. 5 neymiş? Güneş çevresine dönen bir meteorun periyodunun hesaplanması. Şimdi periyot diyorsa meteorun periyodunun. Periyot ne demek? Tam bir dolanım için geçen süre demek. Yani mesela ben işte periyot gündelik hayatta da kullanılır ya. Bir periyotluk işte oyun Oynan, devre tamamlandı. O ne demek? Başladı ve bitti. Yani tam bir e, süreç gerçekleşti. Bu da ona benzer. O zaman güneş çevresinde dönen bir meteor düşündüğümde, güneş çizelim şöyle güzel güzel. Şimdi bu ne yapıyor? Bunun etrafında dolanıyor. Bunun etrafında dolanırken geçen süreyi buluyorsam, geçen süreyle alakalı bir şeyler söylüyorsam, orada bir de neden bahsediyorumdur? Neden bahsediyorumdur? O zaman hareketten bahsediyorumdur. Yani burada bir hareket durumu var. Hareket. Hareketse... Diyorsun ki nedir mekanik? Evet yani hareket, kuvvet bunlar mekanikle e, ilgili. Daha doğrusu bunlara bunlarla çalışan mekaniktir diyebiliriz sevgili gençler. Evet diğer sorudayız. Büyüklükleri 10 ve 4 birim olan A ve B vektörleri için yani iki tane vektör var karşımızda. İki vektör yatay doğrultuda ve aynı yönlü ise yani önce A'ya bakıyorum. A vektörüne bakıyorum. A vektörü ne kadarmış? 4 birimmiş büyüklüğü. Sonra B vektörüne bakıyorum. Hani A vektörü kaç? Pardon, 10 birimmiş. B vektörüne bakıyorum. O ise daha küçük bir vektör. Büyüklük olarak neden 4 birim? Buna da getirdik. 4 birimi koyduk. Eğer bunlar aynı yönlüyse şey gibi bu. Bir tane kutu var burada. Çok ağır. Sonra geldiniz beraber iki kişisiniz. Bunu beraber aynı yönde itiyorsunuz. Biriniz 2 newtonla Biriniz 5 Newton'la daha güçlüymüş biriniz. İtiyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki bunlar ikisi beraber 2 ile 5 beraber aynı yönde ittiği için bu ne olmuş oluyor toplamda? 7 Newton'la itilmiş oluyor. Yani bir tane arkadaşınız başka bir arkadaşınız gelip çekilin oradan ben tek başıma bu işi yapıyorum derse 7 Newton uygulaması lazım. Evet yani aynı yönü ne yapacakmışız bu durumda? Toplayacakmışız. Buradaki bileşke vektöre baktığımızda şöyle buradan çizelim. R'ye baktığımızda aynı yönde olduğu için topluyorum hemen. 10 artı 4 eşittir 14 birim diyorum. Geldim B şıkkına. vektör yatay doğrultuda ve zıt yönlü ise yani şunu söyleyebilirim burada. Yine bir tane koli düşünelim. Bir tane ne bileyim kutu düşünelim. Biriniz 5 Newton'la itiyordunuz ya. Diğer arkadaşın sana pisik yaptı. Ha 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 dedi. 2 Newton bu tarafa doğru bir kuvvet uyguluyor. Yani sana engel oluyor farkında mısın? O zaman der ki bir diğer arkadaşınız çekilin oradan. Ben bu tarafa doğru 3 Newton'la aynı şeyi zaten yaparım. Der ve bileşke de sağa doğru 3 Newton olur. Yani büyük olanla küçük olanı çıkarırız. Hemen çizelim. A vektörü ne kadardı? A vektörü kaçtı? 10 birimdi. B vektörü ne olacakmış o zaman? Ters yönde çizilecekmiş B vektörü. Bunun büyüklüğü de 4 birimdi. Ters yönde olduğu için bu arkadaşlar hemen bu tarafa doğru sol tarafa doğru bir R vektörü çiziyoruz. Ve büyük olandan küçük olanı tabii ki yanlış çizdim değil mi? Hemen pat 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 temel siliyorum. Aynı yönlü değiller. A vektörü daha büyük. O zaman A'dan B'yi çıkarttığımda bu tarafa doğru. R yani bileşke eşittir 10 eksi 4. Çünkü yönler ters. 6 birim diyoruz sevgili gençler. Evet. Şimdi diğer sorumuza geldik. Bir kenarın uzunluğu 10 santimetre, yüksekliği 30 santimetre olan kare prizma şeklindeki bir kabın içi su ile tamamen doludur. Çizelim mi hemen. Ne diyor bakalım? Hemen baktık baktık bak. Kare prizma diyor. O zaman kare prizma dediğine göre şu şekilde güzel bir kare prizma çizelim. Güzel oldu mu? Bence oldu. Bakalım sonra kenarları kare pizma değil için şurada kenarlar 30 santim uzunluğu 10 santim yüksekliği 30 santim. O zaman bu kenarlar 10 santime 10 santim olacak şekilde alt tabanda bir kare var. Yüksekliğine kadarmış 30 santimetreymiş bu cepte. Burası neyle doluymuş? Tamamen suyla doluymuş. Su. Bunun içerisine yarı çapı 2 santimetre olan iç dolu küre şeklinde 5 tane cisim bırakıldığında hemen bırakalım mı 5 tane? Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane. Ve bunlar artık belli bir hacim kaplayacaklar. Belli bir hacim kapladıkları için onun onların kapladığı hacimdeki e, su nerede? Dışarıda işte bana bunu soruyor. Dışarı çıkan suyu soruyor ama kütlesini soruyor. Dikkat. O yüzden D eşittir M bölü V'di. Yani öz kütleyi bulmak için kütleyi hacime bölüyorduk. İşte dışarı yaptığımızda morla özellikle yapıyorum. Mor eşittir M eşittir D çarpı V. Mor deve diyorduk. Yani öz ile hacim çarptığında bana kütleyi veriyordu. Bu kütle bu hacim değil tabii ki öz kütle. Birden nedense gaza geldim pardon. Bu ise hacim değil mi? Tamamdır. Bana suyun kütlesini sorduğu için suyun öz kütlesini kullanacağım. Sonra dışarı çıkan hacmi bulacağım. E şimdi dışarı çıkan hacmi bulmak için içeri koyduğum bir yerin hacmi lazım. Şöyle yazalım isterseniz. V hacim demekse dışarı çıkan su yazıyorum sizler için. Kimden kaynaklandı? Bilyelerden. O zaman 5 tane bilyenin hacmi diyeceksiniz. 5 tane bilye hacmi. O zaman bir bilyenin hacmini hemen bulalım. Şimdi bir bilyenin hacmi eşittir. Kendisi küre olduğu için 4 bölü 3 pi r küp. Pi 3 al diyor. Hemen alalım 4 bölü 3 çarpı 3 çarpı R'si ne kadarmış? 2 santimmiş. Hemen 2'nin de küpünü alıyorum. 3'ler gitti. 2'nin küpü 8. E, 4 çarpı 8'den 32 santimetre küpmüş diyoruz. Bakınız 32 santimetre küplük e, toplamda bilye içeriye kondu. O zaman bu bilyeler kadar dışarıya çıkan su budur diyoruz. Ama ne yapacaktık? 5 tane olduğu için 5 yaşa yapacağız. O zaman haydi yapalım ve dışarı ya da taşan diyelim buna. Kendi ismini verelim artık. 5 çarpı 32 her bir bilyeyi düşündüğümüzde 5 tane bilye var. O yüzden 5 x 32 bu da ne olmuş oldu? 150-160 santimetre küp ne oluyor? Su taşar diyoruz. Peki hocam diyeceksiniz ki bana şu bilgi verildi. Ben bu hiç hiçbir yerde kullanmadım. Burası 10, burası 10, burası 10, burası 30. Evet kullanmadım. Bana şunu demiyor. Dışarı yani taşan suyun kütlesini soruyor. Taşan suyun kütlesi. E deseydi ki e mesela bu kapta kalan suyun mesela hacmi de diye sorabilirdi. O zaman ne yapardım ben? Kaptaki bütün hacmi bulurdum. Çıkan da budur derdim. Bütünden bunu çıkarttığımda da bana neyi vermiş olurdu? Kapta kalan e, suyun hacmini vermiş olurdu mesela gibi şeyler düşünebiliriz. Evet. Bu da tamam. Artık taşan suyun kütlesini bulabilir miyiz? İsterseniz bunu da yapalım. Taşan suyun kütlesi m demek kütle demek. Taşan suyun kütlesi de suyun öz kütlesi çarpı taşan suyun hacmi diyorum gençler. Suyun öz kütlesi 1. Bakınız burada verilmiş bu bilgi. Çarpı taşan hacimde 160 çarptığım zaman 160 gram taşan su kütlesidir diyebilirim. Bir sorumuz daha var. Şekildeki şişe su ile doluyken 140 gram, öz kütlesi 0,8 gram bölü santimetre küp olan sıvı ile doluyken 120 gram geliyor. Buna göre şişe öz kütlesi 1,8 gram bölü santimetre küp sıvı ile doldurulursa kaç gram gelir? Bakın burada ufak tefek e, matematik denklemleri kuracağız ama çok böyle bir şey yapmayın yani. Hani kendinizi canınızı sıkmayın basit şeyler yapacağız. Şimdi diyeceğiz ki ya ben bunu tartıya koyarsam... Şimdi gündelik hayattan bu olayı böyle bir zihnimde kurguluyorum. Diyorum ki ben toplamda burada ne kadar kütle ölçerim? Ne kadar kütle? Öncelikle ya burada bu şişenin bir kere kütlesi var. Var. İçerisine koyduğum suyun da kütlesi var. O zaman demek ki bizim burada ilk başta ölçtüğümüz 140 gram neymiş? Şişeyle suyun toplam kütlesiymiş. Evet. Aynen öyle. Sonra suyu döküyoruz. Yerine öz kütlesi daha küçük olan bir başka bir sıvı koyuyoruz. Sonra kütle oluyor sana 120 gram. Buradan da bir takım denklemlerden yola çıkarak, denklemler kurarak işte şişenin kütlesini bulabilirsin. Sonra içerisindeki hacim bulabilirsin. Bir sürü şeyi bulabiliriz. Haydi başlayalım. Şimdi ne yapacağım? Diyeceğim ki şişenin kütlesi artı, hem şişe artı. Bunun şişenin hacmini hadi V diyelim mi? V yazıyorum buraya sizler için. V şişenin hacmi olsun. Şişenin hacmi. Ne kadar zaten bilmiyorum. Sonra ne var önce? Su var. Suyun üstesi neymiş? Birmiş. O zaman şöyle yapalım mı? İçerisindeki sıvı. Bakın M sıvı. Diyoruz ki bu neyi verecek bana? Toplam kütleyi verecek. Dolayısıyla şimdi geçelim. Dolayısıyla şişenin kütlesi artı şişenin hacmi neymiş? V'ymiş. Suyun üstesi neymiş? Birmiş de mor bilemedik mi? M eşittir D çarpı ve Kütleden bahsedeceksen o zaman suyun kütlesi için öz kütlesi olan 1'i alıyorum. Bakın 1 çarpı hacmini de ver demiştim. Evet eşittir 140 gram gelmiş oldu. Hemen yazdım. Güzel. Şimdi gelelim aynı şişeye ne koyuyoruz? Başka bir şey koyuyoruz. M şişe artı öz kütlesi 0.8 olan başka bir sıvı. O yüzden D'nin yerine 0.8 ama aynı hacmi olduğu için V eşittir 120 gram. Artık matematik yapalım. Üsttekinden alttakini çıkaralım mı? Bence çıkaralım. Güzel de çıkacak karşımıza. Bak bunu çıkarttığında şöyle eksi 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 olacak farkındaysan Bunları götürecekler birbirlerini. 1V'den 0,8V'yi çıkarırsan 0,2V olur. Eşittir. 140'tan 120'yi çıkarırsan 20 olur. O zaman iki tarafı da 10 ile çarp. Virgülden kurtul. Çarpı 10 yap. Çarpı 10 yap. O zaman buradan da 2V eşittir. 200 geldi mi sana? Geldi. V eşittir. 100 santimetre küp. Yani sevgili gençler şişenin hacmi 100 santimetre küpmüş. Güzel. O zaman hadi bilgiyi alalım beraber. Bakın şu bilgiyi alıyorum. Şu bilgiyi aldım. Şişenin kütlesi artı 1 çarpı 100 yazdık yerine. Eşittir 140 oldu. Şişenin kütlesi de eşitmiş 40 gram. Bunu da buldum. Bakın e, süper. Bana sonraki durumda ne diyor? Öz kütlesi 1.8 olan sıvıyla doldurursak toplam ne gelir? Kaç gram gelir? Hemen sonraki durumu da şöyle farklı bir şeyle yapalım. Toplam yeni kütle için yazıyorum. Toplam eşittir şişenin kütlesi artı sıvının kütlesi dedik. Şişenin kütlesi kaçtı? 40 hemen yazdım. Artı sıvı ne? Öz kütlesi 1.8 olduğu için getirdik koyduk yerine. Çarpı 100 dedik. Ve buradan da 40 artı 180 eşittir 200 Doğru mu yapıyorum? Doğru yaptım. 220 gram geldi. Bakın sorunun çözümü de budur diyoruz. Gençler devam. Bir sorumuz daha var. Neymiş bakalım? Bir prizma şekil 1'deki konudayken ağırlığına oranla dayanıklılığı D1 şekil 2'de konudayken ağırlığına oranla dayanıklılığı D2'dir. D1 bölü D2 oranı nedir? Dayanıklılık nereye kazanır? İlk girişte de anlattık. Kesit alanı bölü hacimle orantılıdır dedik. Kesit alanı hacmi böldüğümüzde şekli düzgün olan cisimlerde 1/ bölü yükseklik geliyordu. Yani yükseklikte ters orantılı. Şimdi ilk durumda D1 orantılıdır. 1/ bölü yükseklik. 4A 1 bölü 4A diyorsun. Evet. Sonra D2'ye geliyorsun. Eşittir pardon orantılıdır diyelim. Kimle? Yine bir bölü yükseklik. Buradaki yüksekliğe baktığında A kadarcık. Evet o yüzden 1/ bölü A oldu. Yani bunun dayanıklılığı bu şekle getirdiğimizde 4 kat arttı. Değil mi? Bunu 4 ile çarpmam lazım ki şunu elde edeyim. 4 kat artar diyorum. Hadi oranlayalım. D bölü D2 oranı eşittir. Bunun için 1 bölü 4 a'yı kullanıyoruz. Bunun için de 1 bölü a'yı kullanıyoruz. Ve oranladığımızı ters çevirirsek 1 bölü 4 a çarpı a bölü 1. A'lar birbirine götürdüler. Bay bay. O yüzden cevabımız 1 bölü 4. Kim? D2 D1'den daha dayanıklıymış. Ne kadar? 4 kat daha dayanıklıymış. Sorumuz var. Bir tane daha. Adezyon ve kohezyon ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Bakalım. Su damlacıklarını oluşturan molekülleri bir arada tutan kuvvet kohezyon kuvvettir. Bir arada tutma demiştik. Değil mi? Su damlacıkları kendi molekülleri arasında oluşan çekim kuvveti olduğu için doğru. Su moleküllerinin bir yüzeye yapışmasını sağlayan kuvvet adezyon kuvvettir. Evet mesela bir yağmur damlası şunu cam olarak düşün. Yağmur damlasının bu şekilde camda kalması neydi? Adezyon yani farklı moleküller arasında oluşan kuvvetler olduğu için adezyon. Bazı böceklerin tavanda yürüyebilmesini sağlayan kuvvet kohezyon kuvvetidir. Hayır böceğin molekülleriyle Tavanın moleküller arasında oluşan çekim kuvveti, yani farklı moleküller arasında oluşan çekim kuvveti, yani adezyon olmalıydı. O zaman bunun için üzülüyoruz. Seni yanlış olarak kabul ediyoruz. Masa üzerinde toz zerrelerinin birikmesi. Toz zerreleri, toz molekülleri. Masa, masa molekülleri. Farklı moleküller. Dolayısıyla e, kimdir bu? Masa üzerinde toz zerrelerinin birikmesi. Nerede bunun mı? Adezyon diyelim. Hadi bu doğru olsun. Adezyon kuvvetlerle olur. Adezyon kuvvetler ile olur diyoruz. Sonra bunun için ne diyoruz? Evet, evet, adezyon e, doğru mu dedik? Doğru diyoruz. Denizden çıktığımızda saçlarımızın birbirine yapışması. Hadi bunu da ...koezyon yapalım. Koezyon... kuvvetler ile olur. Kuvvetler ile olur diyelim. İle olur. Evet, bu da spontane olsun diye böyle boş bıraktım. Keyifli olsun. Şimdi ...denizden çıktığımızda saçlarımızın birbirine yapışması. Saçımız, saçımız ama araya giren e, su, saç tellerin birbirine yapıştırdı değil mi? O zaman su ve saç dili farklı moleküller arasında oluşan kuvvetler olduğu için... ...adezyon buna da yanlış diyoruz, üzülüyoruz onun için. Ve cevabımız ne oluyor? 1, 2 ve 4. Yazıyorum. 1, 2 ve 4. Doğru oldu sevgili gençler. Bakalım bu sorumuz neymiş? Hareket sorusu. Bir ağaç 20 metre yarı çaplı... E Nedir? O merkezi şeklindeki dairesel pistte K noktasından başlayarak D noktasına geliyormuş. Aracın bu süreçte işte aldığı yol ve yer değiştirmesinin büyüklüğü kaç metredir diye soruyor bize. Şimdi gençler aldığı yol. Aldığı yol neydi? Kat edilen yoldu. Yani bu adam buradan buraya gelirken ne kadar yol yürümüş? Yani bu araç ne kadar yol gitmiş? Sanki burada bir tane adam varmış gibi düşün. Bu adam burada ne kadar yol yürümüş? Buna bakacaksın. Tamam. Buna bakacağız ama bunun için de bir şey bilmemiz lazım. Ney? Çemberin çevresi. Evet baktığımızda burayı da alsaydı bakın şu kısmı da alsaydı çemberin tamamını almış olacaktı. Ama ne olmuş? Bu çemberi dört parçaya bölmüş. Şimdi şöyle bir çember düşün. Bunu dört parçaya bölmüş. Sonra demiş ki ben seni istemiyorum. Yani bir, iki, üç parçaya almış. O zaman biz çevreyi düşünürsek ne yapacağız bu durumda? Dört parçaya böleceğiz. Sonra üçünü alacağız. 3 üç bölü 4 ile çarpıyoruz. 3 bölü 4 Çevre burada alınan yoldur diyoruz sevgili gençler. Alınan yol. Evet. Şimdi çevre dediğimiz şey 2 pi idi. Bilmek zorundayım bunu. Çemberin çevresi 2 pi r. Dolayısıyla 3 bölü 4 çarpı 2 çarpı 3 çarpı değil mi pi r. R'si de kaçmış bunun 20'ymiş. Getiriyoruz. 20'yi koyuyoruz. Şöyle yattırlatıyorum tekrar. Buraya yazıyorum. 2 pi r. Unutma diye. Bakalım ne oluyor şimdi. Ee, buradan 2 ile 4 sağa değiştirdi. 2 20 ile 2'yi sadeleştirdik. 10. Yani 3 çarpı 3 9. 10 çarptığımızda 90 metreymiş sevgili gençler. Yani alınan yol hemen şöyle alalım kendisini. 90 metre. Güzel. Şimdi yer değiştirme bakıyorum. Yer değiştirme için de iki nokta arasındaki en kısa mesafe diyorum. Evet. K'dan L'ye bu kadar yol kat etmesine gerek var mıydı sorusunu soracaksın kendine. Hayır yok. Ne yapacaktı? Bunu yapacaktı. Şu. işte bu ne demek? İki nokta arasındaki en kısa mesafe, yönlü bir büyüklük. Delta X demek, evet. Yani delta X'in büyüklüğünü istiyoruz. Nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız. Burada bir dik üçgen var, evet. Buradaki dik üçgenin şu kenarına baktığımda burası 20 metre. Burası da 20 metre çünkü bunun e, yarı çapı 20'ymiş. Ve hepsi de 20 olmak zorunda bu durumda. 20-20, 90'da karşısı yani dik üçgende hipotenüs kenarlar A, A kadarsa bunu bilmeliyiz. Bilmiyorsak da sorun değil. Ya hocam ben bilmiyorum. Ne yapacağım dersen de şuraya bak A kökü yazıyorum. 90'ın karşısı. Şunu yaparsın. Şunu yaparsın. Dik üçgende hipotenüs. Burası A ise burası da A olduğuna göre bunların karesinin toplamıdır. Kare kök içinde. Yani A kare artı A kare. İki tane A kare var mı? Evet. O zaman A kare olduğu için bir tane A dışarı çık. A olarak çıkar mı? A kare. A olarak çıktı. Bakın A kök 2. Yani içeride kaldı. Evet. Buradan da delta x eşittir yer değiştirme. 20 kök 2 metredir. Evet bunu da bulduk. Alınan yolda bulmuştuk. Bunu da hemen yer değiştirmesinde yazalım. Bu şekilde bu sorun çözümü yapmış olduk. Diğer sorumuza bakalım. Bir araç şeklindeki doğrusal yolu sabit hızla hareket ediyor. Aracınızın büyüklüğü km aralığında 6 metre bölü saniye. LM aralığında ise 12 metre bölü saniyedir. Buna göre aracın KM aralığındaki ortalama hızının büyüklüğünü kaç metre bölü saniye olduğunu bulunuz. Bakın Ortalama hız dediğinde şunu yapacağız. Ortalama hız eşittir. Delta x toplam toplam yer değiştirmeyi toplam geçen süreye böleceğiz. Evet. Şimdi toplam yer değiştirme. Yön değiştirmediği için yer değiştirmeyle kat ettiği yol alınan yol birbirine eşit olur. Eğer bir hareketli yön değiştirmeden hareket ediyorsa onun aldığı yolla yer değiştirmesi eşit büyüklükte olur diyebilirim. Tamam. Delta x toplam karşımda. Ne kadar? 90. Ama... Ama şu arkadaşı bilmiyorum. Soru işareti. Bunu nasıl bulacağım? Şöyle bulacağım. Şimdi der ki soru bana. KL aralığında hızı 6 metre bölü saniye büyüklüğündeymiş. O zaman 30 metreyi 6 metre bölü saniye hızla gelecek. Şimdi cümle şu bak. 6 metre bölü saniye demek biliyor musun? 6 metre bölü saniye şu demek. Şu demek. 1 saniyede 1 saniyede 6 metre yol alır demek. Tamam mı? Yol alır. Bu. 6 metre. O zaman şimdi 30 metreye olacak. 1.6 1.6 1.6 1.6 ve 1.6 5 defa 6 alması lazım. Artık ben buradan çok kolay bir şekilde bunun 5 saniye olduğunu söyledim. Bakın 5 saniye 60 metreyi 12 metre/saniye ile yani saniyede 12 metre. 12 metre, 12 metre, 12 metre, 12, 1, 12 daha toplamda 60 oldu farkındaysanız. 1, 5 saniyede burada geçti gördüğünüz üzere. Bundan sonra geçen süre toplamda 10 saniye olduğuna göre o zaman 90 bölü 10'dan 9 metre bölü saniyeymiş diyoruz sevgili gençler sorumuzun cevabı için. Şimdi sürtünmesi yatay zeminde durmakta olan cisme yatay yola paralel büyüklere şekilde verilen iki kuvvet uygulanmaktadır. Cismin üzerindeki kuvvetlerin dengelenmesi için uygulanması gereken dördüncü kuvvetin yönü ve büyüklüğü ne olmalıdır? Şimdi dengelenme ne demek biliyor musunuz? Bileşke sıfır olacak demek. Yani üzerindeki kuvvetler birbirlerini sıfırlayacaklar. Nasıl mı? Ters yönlü olmak zorunda kuvvetler. Ters yönlü hani birbirlerini götürecekler. O zaman bakalım. Bunlar aynı yönlü olduğu için buradan 12 ile 10 topladığında ne gelir? ne gelir? Bakıyorum 22 Newton gelir bu tarafa doğru. Bu da 18. Ha, o zaman benim sol tarafa doğru 22 yani olan 22 sıfırlamam gerekiyor. Neyle sıfırlayacağım? Şuraya dördüncü bir kuvvet lazım. Ne kadar? 4 Newton gençler. Yani toplam 22 toplam 22. Birbirlerini sıfırladı. Yani bu tarafa doğru 22 Newtonla bu tarafa doğru 22 Newton. Bakınız bileşke bu durumda sıfır olur diyoruz gençler. Evet. Yönünü sağa doğru bulduk. Büyüklüğünü 4 Newton bulduk ve bunu da geçtik. Sürtünmesi yatay düzende durmakta olan 5 kilogram cisme yatay düzen paralel kuvvetler etki etmektedir. Bu kuvvetler etkisindeki cismin iğmesi kaç metre bölü saniye karedir? Net kuvvet cisme iğme kazandırıyordu. M çarpı A. Net kuvveti nasıl buluyorum? Sağa 35 sola 20. Diyor ki ne dedik az evvel? Bir arkadaşın gelsin çekilin buradan desin. Ve bu tarafa doğru net kuvvet x'i ters yönde olduğu için büyük olandan küçük olanı çıkarıyorum. 15 Newton'dur sevgili gençler. Yani ben R'yi bulurken burada sağa doğru olan kuvvet daha büyük olduğu için R eşittir. F2 eksi F1 diyorum. Büyük olandan küçük olanı çıkarıyorum. Ve 35'ten 20'yi çıkarttığımda bunun 15 Newton olduğunu herkes görmüş oluyor. 15 Newton'u getirip koy yerine koyduk. Sonra kütle var karşımda 5. Sonra ne kadar yeme kazandırır? A eşittir 15 bölü 5'ten 3 metre bölü saniye karelik bunun iyimesi olur diyorum. Bu ne demek biliyor musun? Saniyede 3 metre bölü saniye hızı değişecek demekti. Evet. Şimdi bir sorumuz daha var. Sürtünme kuvveti var olmasaydı bu durumun sonuçları ile ilgili 1-2-3-4 ifadelerinden hangileri doğru olurdu? Sporcular koşu yapamazdı. Neden koşu yapamaz sporcular? Evet yapamazlar. Neden? Çünkü ayağını yere koyduğunda mesela ayağını şöyle kabaca çizelim. Şöyle ayak, ayağa benzedi mi? Bence benzeri. Çok da güzel ayak oldu. Şimdi bu ayağını koyduğunda eğer burada bir sürtünme olmazsa, normalde ne yapıyor aslında? Yeri bir nevi itiyor. Şimdi yeri ittiğinde ayağa kayardı. İşte bu tarafa doğru bir sürtünme kuvveti olur. Bu sürtünme kuvveti sayesinde, bakın, bu sürtünme kuvveti sayesinde ayha kaymaz ve koşmaya devam eder. Evet, yapamazdı, doğru. Kalem ile kurşun kalemin ucu açılmazdı. Evet, sürtünme, yani kalemin e, bu üçgen kısmının şeyle sürtünmesi lazım ki bıçak da sürtünmesi lazım ki açılabilsin. E, bu da olmazdı. Mıknatıs demir çivi çekmezdi. Bakın. Burada bir alan kuvveti var karşımızda. Hani temas gerektiren ve temas gerektirmeyen kuvvetler vardı. Burada temas gerektirmiyor bu kuvvet. Neden? E, manyetizma ile ilgili bu. Mıknatıslıkla alakalı. Mıknatısın demir çiviyi çekmesi sürtünme kuvvetiyle hiçbir alakası yok. Bay bay. Dünya Güneş'in etrafında dolanamazdı. Bu da kütle çekim kuvveti. Gene temas gere. Bu arada sürtünme kuvveti temas gerektiren bir kuvvet. Ama dünyanın güneş etrafında dolanması mesela bu dünya şey güneş şöyle çizelim etrafını da şöyle küçük dünyayı çizelim. Dünya bunun etrafında dolaşıyor. Nasıl mı dolaşıyor? Güneşin bunu çekme sayesinde yani kütle çekim kuvveti sayesinde ki kütle çekim kuvveti de zaten temas gerektirmeyen bir kuvvetti. O yüzden sürtünmeyle hiçbir ilgisi yok. Cevabımız 1 ve 2 diyoruz sevgili gençler. Bir sorumuz daha var sürtünme dek sürtünmeli sürtünmeki değil sürtünmeli e, yatay düzende sabit F kuvvetiyle çekilen K ve L cisimleri sabit hızla hareket etmektedir. K ve L cisimlerinin arasındaki ip koptuktan sonra cisimlerin hareket içinde söylenebilir. Şimdi burada şu kuvvet bunların her ikisinde de bu arada tabanda sürtünme oluyormuş. Bunda da bir sürtünme olur daha doğrusu. Sürtünme K. Buna da bir sürtünme kuvveti. Buna da L diyelim. Buna da bir sürtünme kuvveti etki eder. Bu F kuvveti sürtünmeleri yenmiş ve bunları beraber götürüyor bunları beraber. Yani ip bunları birbirine bağlamış, birbirine yapıştırmış gibi düşün. Sonra dikkat. Sonra bu koptuktan sonra bakın koptuktan sonra ne olur? Koptuktan sonra k belli bir hıza sahip olur. Koptuğu yani kopana kadar bu kuvvet bunu hızlandırır, hızlandırır. Artık bunun bir hızı var. Bakın hız. Şöyle isterseniz yazayım. Hız var. Hızla ters yönde kuvvet var. Kim K'nın sürtünme kuvveti evet yani K hareket ettiği sürece K'ya sürtünme kuvveti etki eder. Peki hareket yönüne hareket yönü ters olan kuvvet ne yapıyordu? Hızını yavaşlatıyordu, değil mi? Azalmasına sebep oluyordu. O zaman K yavaşlar diyoruz gençler. Yani buna gider diyoruz, buna gider diyoruz. Buna da bay bay diyoruz. Sonra yavaştan yapacaktık. Şuna gider diyecektik. Pardon. Bu Duracak. Tamam dur. Dur bakalım. Şöyle durduk. Şimdi L'ye geldik. Şimdi L ne oluyor? Şimdi L de şöyle yapıyor e sabit bak e ikisini beraber ikisini beraber çekebilen kuvvet sadece L'ye etki ediyor bakın sadece o zaman sürtünme kuvveti Buradaki K ve L'nin sürtünme kuvvetini düşünürsek F onların ikisinden de büyüktü. Artık L'den çok daha büyük olmuş oldu tek başına. Bu kaldı çünkü o zaman bunun üzerindeki net kuvvet artacağı için o zaman L daha büyük bir iğmeyle hızlanacak diyoruz. Yani cevabımız, şunu biraz daha şöyle yapalım, cevabımız Ceyhan'dır diyoruz sevgili gençler. Neden bu değil? Çünkü L cisminin üzerindeki net kuvvet bir öncekinden daha büyük olacak. Artık K'yı çekmek zorunda değille. de K'yı gönderdi. Tek başına üzerine de güzel bir kuvvet etki ediyor. Şey gibi düşün bak gaza basıyorsun. Arabadasın gaza basıyorsun. Arkada da işte taşıdığın bir vagon var. Tamam mı? Şimdi gaza basarken bu buradan çıktığında o zaman aynı kuvvet bunu daha büyük bir iğme hızlandırır diyorsunuz gençler. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır. Diyor Rus. Şimdi bakalım Kriptolar genelde çok anlaşılmayan bir şey en başında. O yüzden bölümü en sona bıraktım ki biraz üzerine konuşalım istiyorum. K, L, M, N, P ve R vektörleri eşit bölmelendirilmiş düzleme şekli gibi yerleştirilmiştir. Buna göre aşağıdaki vektör toplamlarının büyüklüğünü bulunuz. Neydi? Aynı yönlü ise topluyorduk. Ters yönlü ise çıkarıyorduk. Evet aynı yönlü ise topluyoruz. Ters yönlü ise çıkarıyoruz. Şimdi bakalım K artı ne? K ile N'ye bakalım? K sağa doğru bakıyor. N de sağa doğru bakıyor? İkisi de aynı yönlü. Ve bu K'nın sağa doğru bir N'nin sağa doğru 2 olduğunu görüyorum. Aynı yönde oldukları için sağa doğru 3 diyorum. Gördünüz mü? Sonra M artı P'ye bakalım. M ile P'ye baktığımızda M aşağı doğru 1. P yukarıya doğru 1. Yani bunlar ters yönlü. Ters yönlü oldukları için bunların toplamı ne olur? Kocaman 0 olur diyoruz. P artı R. Sonra P nerede? Yukarıya doğru 1. R ise aşağı doğru 2. Ters yönler. Ters yönlü olduklarında büyük olandan küçük olanı çıkaracağız. R daha büyük olduğu için aşağı doğru 1 gelecek diyoruz. 1. Bunu da yazdık. Sonra L artı N'ye bakıyorum. L nerede? Burada N de burada. L'nin ise sola doğru 3 olduğunu biliyorum. Ve ters yönler. Büyük olandan küçük olanı çıkaracaksın. Diyeceksin ki büyük olan 3. Küçük olan da 2 ve sağ tarafa doğru. O zaman sola doğru 1 kaldı mı? Kaldı. M artı P artı R. Bakalım M, P ve R. Şimdi M ile P zaten ters yönlü. Bunlar birbirlerini sıfırladılar. Tek başına R kaldı. Yani bunlar birbirini pat pat sıfırladı. Tek başına R kaldı. O zaman R'den dolayı da aşağı doğru 2 kaldı. Haydi büyüklerini kıyaslayalım. Zaten bunun sıfır olduğunu biliyorum. En büyük olan kim? 1. 1 en büyük diyorum. 2. Dolayısıyla 5 daha 5 büyüktür diyorum. Ve bunlar bir bir büyüklüğünde olduğu için 3 ile 4 birbirlerine eşittir diyoruz. Sonra bakıyoruz bu sıfır olduğuna göre zaten 2 en küçük oldu sevgili gençler. Şimdi bir sorumuz daha var. X, Y kaplarındaki sıcaklıkları eşit e, sıvıların hacimleri sırasıyla 8 ve 4 ve östleri ise 2D ve 5D'dir diyor. Bakın şimdi ne diyor bana? X kabından V1, Y kabından V2 hacimde sıvı alınarak boş kaba döküldüğünde 3 kaptaki sıvı kütleleri birbirlerine eşit olduğuna göre. Bu, özel, bu soruları özellikle sona aldım ki nedeni şu. Dediğim gibi üzerinde durulması gereken soru tarzları biraz üzerinde konuşalım istedim. Şimdi ne olacak? Benim elimde toplamda bir kütle var. Şimdi bu kütleyi X, Y ve boş kaba eşit olacak şekilde paylaştıracaksınız. Yani elinizde 3 kap olacak. O zaman şunu yapacaksınız. Toplamda benim elimde bir kütle var. Bunu 3'e böldüğümde her birinde eşit olur diyorum. Bakın her birinde eşit. Güzel. O zaman toplam kütleyi nasıl bulacağız? M eşittir mor bey diye. M eşittir d çarpı v. O halde x'in kütlesine baktığımda şöyle yazalım. x'in kütlesi 2d Çarpı 8V'den ne oldu? 16 deve oldu cepte. Buraya geliyorum. Y'nin kütlesini de buraya yazalım isterseniz. Y'nin kütlesi ne kadarmış? 4V ve 5D. 5D çarpı 4V dediğimizde ne görüyoruz? 20 deve görüyoruz. Bakın 20 deve. Evet toplam kütleye baktığımızda sevgili gençler. Toplam kütle eşittir. X'in kütlesi ile Y'nin kütlesi. Ve buradan da 36 deve 3'e böl 36 deveyi 12 deve yani her birinde 12 deve olmak zorunda. Böldüğümüzde 36 deveyi 3'e bölüyoruz ve görüyoruz ki her birinde 12 deve olacak bu cepte. Şimdi şunu unutma şunu unutma. Şimdi hacim değişebilir ama öz kütle değişemez. Kaptaki öz kütle değişmeyecek. O zaman burada 12 deve kalacaksa bak bu kalan diyoruz bu kadar kalacaksa öz de 2D değil mi? 2D ile neyi çarparsam 12D ve yapar? 6B. Demek ki burada 6B kalan oldu sevgili gençler. Kalan. Yani ne gitti buradan? 8B vardı. 2B gitti. Güzel. Şimdi buna geliyorum. Bunun öz kütlesi değişmeyecek diyorum. 5D. Yani yine isterseniz hemen şöyle farklı bir şeyle yazalım. 12D ve kalacak burada. Kalan kütle. Ama Dikkat ederseniz ne kadar gidiyor 12 deve kalacaksa ne kadar gidene bakabilirsiniz isterseniz? Toplamda 20 deve değil miydi? 8 deve gidiyor. Öyle de bakabilirsiniz. 8 deve gidiyor. Gidiyor. Peki Giden hacmi bulmak istersem M eşittir deve değil miydi? Evet D çarpı idi. O zaman giden kütle 8 deve yazıyorum. Bunun öz kütlesi değişmeyecek dedik. Bakın öz kütle değişmez. Hacim artar ya da azalır. Çünkü madde değişmiyor. Öz kütle zaten maddeye ait ona ait bir şeydi. Ve yatırıyorum 5 D çarpı giden. Ne, nedir bu? V2. D'ler birbirini götürdü. Buradan da V2 eşittir 8 V bölü 5 oldu. Ne kadar kaldı? 6V. Burada 2V gitti. Burada ne kadar gitti? 8V bölü 5. Haydi oranlayalım. V1 bölü V2 oranı eşittir. V1 2V Bu da 8V bölü 5'ti. Oranladığımızda V'ler birbirini götürecek zaten. Ne olacak? 10 bölü 8. Yani 5 bölü 4 olacak. Sorumuzun cevabı sevgili gençler. Evet. Şimdi bütün konuları güzelce yaptık. Ne yapacağız artık? Birinci dönemin tamamını tekrar ettikten sonra gelelim programımıza. 5 Şubat bunu hallettik. Geldik 16 Şubat'a Enerji 2'yi anlatacağız. Zaten enerjiye biraz geçmiştik. Hatırlarsanız devam edeceğiz yoğun bir şekilde. Ve sonraki haftada yani 23 Şubat'ta da verim ve enerji kaynakları yapacağız. Dolu dolu derslerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Artık sen ne yapmalısın? Bütün dönemi tekrar ettiğimize göre ki şu an kitabın yarısını tekrar etmiş olduk bakın ...Dinamo Soru Bankası soru bankasını alacaksın, bütün soruları tek tek çözeceksin. Zaten buradan birçok defa sizlere ödev verdim. Ola ki çözemediyseniz bazen zamanınız kalmayabilir. Dersler işte canlı dersler işte online dersler, eba dersleri, bizler vesaire çok yoğun bir süreç geçirdin. Evet yapamamış olabilirsin ama bu süre zarfında yani bu 3 haftalık süre zarfında hem tekrarlarını yapmak adına hem de pekiştirmek adına bu soruları çözersen senin için çok iyi olacaktır ki üniversite sınavını düşündüğümüzde ne demiştik temeli burada yani bunlar iyi yerleşirse kolay kolay sırtın yere gelmez diyebiliriz sevgili gençler şimdi bunun sorularını güzel çözüyorsunuz oldu ki yani anlamadığınız ya da işte hatırlayamadığınız bir şeyler mi var? Hatırlayın burada konu anlatımı soru bankamız da var. Şimdi burada e, konu özeti var güzel bir şekilde. Mesela anlık sürat, anlık hız, e, sonra hareket, e hareket bunların tek tek zaten burada konu anlatımları var. Konu anlatımı ve sorular. E, zaten bu şekilde çok ciddi bir şekilde e, tekrar edeceksin. Böyle daha da fazla pekiştireceksin. Bunun da yarısına kadar olan kısmı bitirmiş olduk. Artık burada e, bunların hepsi senin için... E, ödev. Yani bunları da yaparsan dediğim gibi e, çok daha rahat edeceksin. Bunları çözdükten sonra e, artık fizik dediğimiz gibi birinci dönem fiziği bitmiş olacak senin için. Artık geldik ödül soruya. E, burada birinci dönem hangi fizik konusu sana göreydi? Bunu merak ediyorum. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın.